9. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 78. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 78. Ters orantılı büyüklükler 1. Yönerge, verilen metni okuyunuz ve boşluğu doldurunuz. Hayatın akışı dengeli bir değişim ve dönüşüm üzerine kuruludur. Ancak aynı zamanda devamlılık için korunması gerekli, sabit kalması gereken durumlar ve değerler de vardır. Bazen harcanan iş gücü bir ürüne dönüşürken, bazen bir maddenin değişimi yeni bir ya da daha fazla maddeyi oluşturur. Tüm bunlar gerçekleşirken bazı şeyler, enerji, emek, madde azalırken buna karşılık başka şeylerde, enerji, emek, madde artış gözlenir. Diyelim ki 360 kilometre uzunluğunda bir yolu mola vermeden gitmek istiyorsunuz. Bu durumda ortalama hızınız ve buna bağlı değişen hareket sürenizi inceleyelim. Ortalama hızınız saatte 40 kilometre ise yolu 9 saatte tamamlarsınız. Ortalama hızınız saatte 60 kilometre ise yolu 6 saatte tamamlarsınız. Ortalama hızınız saatte 90 kilometre ise yolu 4 saatte tamamlarsınız. Ortalama hızınız saatte 120 kilometre ise yolu 3 saatte tamamlarsınız. Her satırda hem hız hem hareket süresinin değiştiğini görüyorsunuz. Burada değişmeyen tek değerin yolun uzunluğu olduğu açıktır. O halde hız ve süre arasındaki ilişki, yolu sabit tutacak şekilde belirlenmektedir. Günlük hayatta çok fazla yaptığımız bu hesaba göre hız, süre ve yol arasında aşağıdaki bağıntı vardır: yol hız. Süre bu eşitlik yukarıda verilen ortalama hızlar ile süre arasındaki ilişkiyi doğrulamak için yeterli olacaktır. Sürenin hıza bağlı değişimi rastgele olmamıştır. Yol uzunluğu sabit olduğundan hız artarken süre aynı oranda azalır ve hız azalırken süre de aynı oranda artacaktır. Yani burada hız ile süre ters orantılı büyüklüklerdir. Verilen bu örnekteki hız ve süre arasındaki ilişkiyi göz önüne alarak herhangi iki büyüklük arasındaki ters orantı kavramının tanımını yapınız. Cevap: ters orantı, iki büyüklükten biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa bu iki büyüklük için ters orantılıdır denir. İkinci yönerge, aşağıda verilen görseli göz önüne alarak verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını belirleyip yanlarındaki kutucuklara doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Cevap: 9. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 78 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.